Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Türkiye'de Rus kurabiyesi olarak bilinen biryanik tarifi vereceğim. Biryanik benim çocukluğumun kurabiyesidir. Çok severim ve haliyle de çokça fazla kez denemelerde bulunduğum lezzetlerden bir tanesi. Sonunda istediğim kıvamı ve lezzeti yakalayabildiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle 1 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alarak kısık ateşte ara sıra karıştırarak şekerin tamamen eriyip karamel halini almasını bekleyelim. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi şekeri asla gereğinden fazla eritip yakmamanız. Eğer kararmaya başlarsa daha sonrasında tatlınızdan yani kurabiyelerinizden karamel yanığı tadı gelir. Gerçekten çok acı ve kötü bir lezzet olur. O yüzden mutlaka karıştırarak bu şekilde bu kıvamda ve bu görüntüde bir karamel yapmaya çalışırsanız daha güzel olur. Karamelimiz artık hazır oldu. Şimdi hiç bekletmeden üzerine 1 su bardağı kadar süt ekleyelim. İlk aşamada sütü üzerine eklediğiniz zaman karamel kas katı kesilip bu sizi gerçekten korkutabilir. Çünkü ben de mutfağa ilk girdiğim zamanlar yani bu şekilde tatlılar yapmaya başladığım zamanlar karamelin üzerine ne zaman süt döksem çok korkardım ki bu içerisindeki şeker nasıl eriyecek. Ama gerçekten hiç korkmayın, kısık ateşte böyle karıştırarak içerisinde karameli kolaylıkla eritebilirsiniz. Aynı şeker erir gibi kolayca eriyecektir. Erimeye başladıktan sonra üzerine yarım su bardağı kadar daha süt ekleyelim ve karıştıralım. Tamamen kaynayana kadar, fokur fokur oluncaya kadar kaynatalım. Bu aşamaya geldikten sonra hemen hızlıca ocağın üzerinden alalım ve hangi kabın içerisinde hamurumuzu yoğuracaksak o leğenin veya kabın içerisine alalım. Ardından üzerine 100 gram tuzsuz tereyağı ilavesi yaparak karıştıralım. Bu arada her tarifte özellikle çokça fazla kez sorulduğu için belirtmek istiyorum. Tabii ki de tereyağı yerine margarini tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz ama orijinal lezzeti ve kıvamı yakalamak isterseniz tereyağı kullanmanız çok daha güzel olacaktır. Tereyağı içerisinde tamamen eridikten sonra önce 1 su bardağı kadar un ekleyelim ve hızlıca çırpıcıyla çırpalım. Ardından 2. su bardağı unu ekleyerek yine aynı şekilde hiç durmadan çırpıcıyla veya mikserle içerisinde hiç topaklaşma kalmayıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Zaten yağ içerisinde olduğu için asla topaklaşma olmayacaktır. Hızlıca çırpmanız yeterlidir. Ve bu şekilde artık hazır oldu. Şimdi tamamen soğuyana veya ılıyana kadar ikinci bir işleme asla almıyoruz. Tamamen ılıttıktan sonra hemen üzerine öncelikle yarım tatlı kaşığı kadar toz tarçın, fazla seviyorsanız fazla kullanabilirsiniz. Ardından yarım tatlı kaşığı kadar karbonatın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar elma veya üzüm sirkesi ekleyip bu şekilde köpüklendirelim. Yani söndürelim karbonatın o acı tadını. Ardından malzemelerimizle birlikte ekleyelim. Ve 2 adet de yumurta ilavesi yaptıktan sonra çırpmaya devam edelim. Kıvam almaya başladıktan sonra mikseri durduralım ve üzerine azar azar un ekleyerek hamurumuzun kıvamını yakalamaya çalışalım. Bu aşamada ben stand mikserde yaptım ama sizler normal elinizle de devam edebilirsiniz. Yani kaşıkla karıştırıp kıvam aldırdıktan sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. 200 ml'lik su bardağı ile toplamda 5 su bardağından birazcık fazla, 5,5 demeyelim, 5'ten biraz fazla diyelim un kullandım. Kullandığınız yumurtanın boyutuna, unun cinsine, her şeye göre birkaç yemek kaşığı kadar mutlaka oynama olacaktır. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ve piryanikin hamuru kesinlikle asla ve asla sert olmamalı. Aksi takdirde kurabiyeler çok çok sert olur. O yüzden yavaşça yumuşacık bir hamur yoğurmaya dikkat edelim. Yani hamurumuzu una tamamen doyurmayalım. Hamuru toparladıktan sonra altına ve üzerine bolca un gezdirip merdane ile biraz genişletelim. Bu aşamalarda hamurun yapışmıyor olması onun sert olmasından değil, içerisinde tereyağı olmasından kaynaklı. O yüzden kesinlikle sert bir hamur değil, hatta kulak memesinden bile daha yumuşacık bir hamur olmalı.
daha kabarık piryanikler yapmak isterseniz daha kalın açabilirsiniz. Ben tamamen böyle kabarık kabarık değil de küçük küçük olmasını daha çok sevdiğim için bu kıvamda, yani bu kalınlıkta yapmak istedim. Ardından önce bir bardak veya kurabiye kesici bir aparat alalım. Yapışmaması için de ucunu mutlaka una bandırıp ardından yuvarlak yuvarlak keselim. Tamamını kestikten sonra kenarından çıkan hamurları toparlayıp tekrardan şekil vererek açtım. Açtıktan sonra onları da aynı şekilde kestim. Geriye kalan hamurumu, yani birazcık parça hamurlarım kalmıştı, onları da elimle yuvarladım. Ardından hamurlarımın tamamını hafif aralıklı olacak şekilde yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsime alıyorum. Oldukça bereketli ve güzel bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Ve bu şekilde toplamda 2 tepsi kadar piryanik hamuru elde ettim. Şimdi hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından fırına mutlaka pişme süresi değişecektir. Üzeri ve altı tamamen kızarıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Hamurumuz öyle ki üzerine kadar kızarırsa kızarsın çok fazla belli etmeyecektir. O yüzden fırının kapağını açıp mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen peşinden glazürümüzü hazırlamaya başlayalım. Glazür için uygun bir tencereyi ocağa alalım ve içerisine 1 su bardağı toz şekeri ve 1 su bardağı suyu alalım. Yani birebir ölçü olması lazım mutlaka. Güzelce karıştırıp önce orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Ardından kısık ateşte tamamen köpüklenmesini bekliyoruz. Ortalama 7-8 dakika içerisinde kıvam almaya başlayacaktır. Bu sizin tencerenizin kalınlığından, ocağınızın nasıl yandığına bağlı olarak hatta değişiklik gösterebilir. Yani illaki ben verdiğim sürede kıvamını yakalayacaksınız diye bir şey yok. Videoda gördüğünüz kıvamı yakaladınız mı artık hazır olmuş demektir. Üzeri bu şekilde tamamen köpüklü ve böyle bir kıvam alması lazım. Şimdi hemen hızlıca uygun bir kasenin içerisine glazürümüzden alalım ve kasenin duvarlarına doğru bu şekilde yayalım. Ve soğuyan kurabiyeleri içerisine atarak her taraflarını glazür ile kaplayalım. Kaplama işlemi bittikten sonra tekrardan yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine veya fırınımızın ızgarasının üzerine koyalım ki her tarafa çokça fazla yapışmasın. Üzeri tamamen kuruyana kadar yapışkan olabileceğinden bu aşamada eldiven veya elimle de yapmadım. Gördüğünüz gibi 2 kaşık kullanarak üzerlerini güzelce kapladım. Ve bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi hızlı davranmanız. Aksi takdirde şeker çok hızlı bir şekilde şekerlenmeye başladığından, yani glazür gördüğünüz gibi şekerlenmeye başladığından işiniz zorlaşabilir. Sonlara doğru rengi tamamen beyazlamaya başladı. Ve piryaniklerimizin üzerine glazürle tamamen kaplayıp tepsimizin içerisine geri aldıktan sonra en az 2-3 saat kadar üzerinin tamamen kurumasını bekleyelim. Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Söylemiş olduğum püf noktalara dikkat ederseniz, eğer daha önce bu lezzeti yediyseniz, tattıysanız, o yediklerinizden bile kat kat daha güzel ve lezzetli olacağından emin olabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sevdikleriniz ve ailenizle isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden kolaylıkla paylaşımda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Ve de en esası lütfen tarifi denerseniz, deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.